programlamanın bir güzel yanlarından bir tanesi de, nesnelerden bir tanesi de weave'ler. Weave'ler sık kullanılan sorgu yapılarını veri tabanına saklayarak bazı sorgu çalıştırma süreçlerinin atlanarak performans artışı sağlamak için kullanılır. Şimdi bununla ilgili çok çok şey söylenebilir. Ama biz kullanımına odaklanacağız burada. Ve kullanımı sırasında da şöyle diyebilirim. Example. Kullanımı gayet basit. Ben burada iki tane örnek yaparak bunu örnekleyebilirim. Mesela ilkinde diyorum ki basit olarak başlayalım. Mesela create weave. Create weave, VW temel çalışan bilgileri dedim. Peki bunun sorgusu ne? Bu tek başına hiçbir işe yaramaz. Sorgusu da şu. Employee ID içerisinde birçok sütun var. Ama ben bunların hepsini almak istemiyorum. Sadece bir kısmını almak istiyorum. Onlar da bunlar. Yani en sık kullandığım sorgular bunlar diyebilirim. O zaman sadece bakın şunu employees şöyle bir tane daha iyi olacak. Sadece bunu kullanarak ben 3-5 tane temel bilgiyle zaten sürekli çalışıyorum. Diğer bilgiler çok önemli. Ve bunların da performansını artırmak istiyorum. Ben sunucuya saklayacağım bunları. Ben bunu view olarak kaydettiğim zaman sunucuya saklanacak. Sonra her çağırdığım zaman tekrar tekrar onu arka planda birçok süreçten geçirmek yerine sorgu ağacı, sorgu map'i vesaire detayları onlarla uğraşmadan doğrudan zaten hazır bir şekilde daha önceden test edilmiş sorguyu tekrar hızlı bir şekilde çalıştırıp sonucu bize dönecek. Şimdi ben burada bu nedenle create V diyorum ve çalıştırıyorum. Select. Şurada as koymam gerekiyor. As olmazsa olmaz. Evet. Bakın sorgu çalıştı. Geliyorum şuraya. Bakın oluşturduğumuz view'lar database'in altında zaten bir tables bir de view var SQLite'da. Başka bir şeyimiz yok. Bunları burada görebiliyoruz. Temel çalışan bilgileri gördüğünüz gibi. Üzerine tıklayarak bir şeyler yapabilirsiniz. Edit. Mesela edit. Ne diyor editte? Gördüğünüz gibi buradan sorgulayabiliyorsunuz. Değiştirebiliyorsunuz sorguyu. Benim burada evet şuydu. Bunu bu şekilde kullanabiliriz. İsimlendirme konusunda da şuna dikkat etmeniz gerekiyor. VW kullanabilirsiniz. Ondan sonra alt tire kullanabilirsiniz. Ya da şu da mümkün. Hani gene çok benzer ama mesela başında sadece VW kullanıp alt tire kullanmamak gibi. Bu da mümkün. İkisinden birini tercih edebilirsiniz. Ama bunu kullanmanızda yarar var. VW ile başlayın. Bazıları çok ekstrem bir şekilde şunu yapabiliyor. Mesela view. Böyle diyenler var mesela. Böyle filan. Tercih meselesi. Çok çok nadir bu kullanım. Şimdi diğer örneğe geçelim. Diğer örnekte de create view VW join sorgu view. Adı önemli değil çünkü bu örnekte. Select. Ben joinler kısmında joinler bölümünü, tabloları birleştirme bölümünü anlatırken bazı sorgular hazırladım. Karmaşık sorgular. Bu sorguları view'lere dönüştürerek nasıl tek bir satırmış gibi kullanabiliriz ona bakacağız. Kullanmaktan kastım da şu. Mesela yukarıda oluşturduğum select yıldız from. Ben bunu rahatlıkla şöyle tek bir tabloymuş gibi kullanabilirim. Bakın tek yaptığım bu. Üzerinde bir şey yapmıyorum. Şimdi burada da karmaşık bir sorgu yazacağım. Yüzlerce satır da olabilirdi bu. Şimdi çok fazla karmaşaya girmeyeceğim burada. Bunun eğer joinleri bilmiyorsanız hiç kafanızı takmayın. Ben bunları anlatıyorum kursta. Sadece bu kodu burada kullanmak istiyorum. Hani karmaşık sorguların ne kadar view ile ne kadar basite dönüştürüldüğünü anlatmak için. From customers in a join invoices on invoices
customer ID, customer, customers ve customer ID diyerek bu soruyu bitiriyorum. Şimdi ben bunu çalıştıracağım. VW join sorgu view. Bu kadar. Ben sadece bunu çalıştıracağım bakın. Select yıldız from customers. Nasıl çıkalım? Customer ID. Customers, invoices, customer, customers olacak. Bakın şurada. Şimdi hata yaptık. O zaman hemen silmeyi de görmüş olun. Draft view, VW, join, sorgu, view diyerek ben bunu temizledim. Sildim yani. Bakıyorum hata var mı? Yok gibi görünüyor. Şimdi bunu çalıştırdığımda başarılı. Gördüğünüz gibi bakın 0.008 0.006 çünkü daha önceden çalıştırıldı artık bu. Bakın tekrar tekrar ben şunu şöyle çalıştırayım. Bakın bir kere çalıştırıldı artık. Sıkıntı yok. Şimdi burada SQLite tarafında sıkıntılı olan bir kısım var. Yani çok etkilemez sizi ama sonuçta nihayetinde bilmeniz gerekiyor. Siz şimdi burada Chinook'u seçtiniz. Chinook değil de SampleDB seçin mesela. Şuradaki sorgu diyelim ki buradaki tablo, nesneler falan Chinook'a ait. Şimdi siz bunu şu şekilde SampleDB'deyken çalıştırdığınızda bakın sorunsuz bir şekilde çalışacak. Ama bu çok saçma bir şey. Çünkü bu nesnelerin hiçbirisi SampleDB'de yok. Bu Chinook'ta var. Ama bunları kontrol etmedi. Bunları doğrudan sakladı mesela. Doğrudan sakladı. Arkada bir çalıştırma işlemi yapmadı. Bir test işlemi bile yapmadı aslında. Diğer veri tabanlarından farkı bu mesela.